Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karal ile Taytayt geometri kampının 26. haftasının 5. videosundayız. Analitik geometri ile ilgili ÖSYM'ye de çıkmış soruların benzerlerini çözüyorduk ve şimdi test 5'i çözeceğiz sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 241 ve 242'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda dik koordinat düzleminde bir A virgül P noktası orji etrafında saat yönünde 90 derece döndürdükten sonra evet noktayı birinci bölgede kabul edelim. Genel formülü bulmaya çalışıyoruz. Sen bunu saat yönünde 90 derece döndürürsen noktalar yer değiştiriyordu. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyuyorduk. Hocam artıya eksi olacak. O zaman B virgül eksi A. Hocam birinci bölgede olduğunu nereden biliyoruz? Abi bir genel formülü çıkartıyoruz. Noktamız mesela eksili olabilirdi. Yani şurası illa negatif olacak diye bir şey demiyoruz arkadaşlar burada. B virgül eksi A oluyor. Mesela A negatif bir sayı olmuş olsaydı yani ikinci bölgede olmuş olsaydı o zaman ne olacaktı? Hani eksi 2'ye 3 noktası mesela noktayı ters çeviriyorsun. 3 virgül eksi 2 birinci bölgeye düştüğü için artıya artı olacak. Yani zaten yaptığın zaman ters çevirip birinciyi de eksiyle çarptığın zaman aynı sonucu da elde ediyorsun. Genel formülü elde etmek için biz bu şekilde yorumluyorduk ve daha güzel akılda kalıyordu. Evet gerçekten A negatif bir sayıysa bunun eksiyle çarpması pozitif yapıyor. Yani ikinci sayı negatif olacak şartı yok. Evet gelen formülümüz bu sen a virgül b'yi bu 90 derece döndürdüğünde b virgül eksi a oluyor. Sonra elde edilen noktayı x ekseni boyunca 2 birim, y ekseni boyunca da 4 birim pozitif yönde ilerletiyormuşuz. Ben bunu x ekseni boyunca 2 birim ilerlettiğimde b artı 2'ye ordinatı boyunca da yani pozitif yönde y ekseni boyunca da 4 birim öteletersem eksi a artı 4 mı olacak. Bu İşte bu nokta aynı zamanda yine A virgül B'ye eşitmiş. A bu ne demek? A, B artı 2 ile A birbirine eşit demek. Hocam B artı 2 eşittir. A tamam. Bu ne demek? Şu ve şu birbirine eşit. Hocam buradan eksi A artı 4 eşittir B demek. 2 birbirine 2 denklem çıkmadı mı? Çıktı. Hocam düzenleyelim isterseniz. Şunu şuraya attığımız zaman ne geliyor? A eksi B eşittir 2 geliyor. Bunu buraya attığımız zaman A artı B eşittir 4 geliyor. Hop taraftan tarafa toplarsak 2 A eşittir 6'dan A'yı 3 buluruz. A yerine 3 yazdığımızda bir denklemde b de kaç geliyor o zaman? 1 geliyor. E A çarpı B isteniyor bizden. 3 çarpı 1'den cevabı 3 diye ulaşırız. Yani cevap böylelikle E oldu. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde iki köşesi A'ya 0 ve B'ye 0 noktası olan kare verilmiştir. Eksenler üzerinde. Bu y eşittir x bölü 2 doğrusu verilmiş. E bu ne demek arkadaşlar? Eğimi 1 bölü 2 demek. Eğim demek tanjant alfası demek değil mi? Tanjant alfası 1 bölü 2'ymiş. Hocam tanjant alfası 1 bölü 2. Şimdi buraya hocam K buraya 2K diye başlamayayım bence. Niye? Çünkü karenin kenar uzunluğunu da kullanacağım. E burada alfa var 90 var burası beta. Beta ise ters açıdan beta beta 90 ise burası da alfa. E karenin kenarını bak buradaki dik üçgende kullanabilirim. O yüzden burada tanjant alfayı 1 bölü 2 şeklinde kullanayım. Hocam burası K ise burası 2K diyebiliriz. Tanjant alfa 1 bölü 2. Daha mantıklı oldu. En azından karenin bir kenarında 2K 2K yazdık. Hatta burası da 2K olacağından buraya ne kaldı? K kaldı. E hocam tanjant alfa 1 bölü 2 idi. Ya da burada kelebekte oran var. 1 bir oran var. 2K ise burası da 2K diyebiliriz. Ya da tanjant alfa 1 bölü 2 olduğundan burası 2K çıktı. E ne güzel bir şey çıktı burada. Çok güzel. Buradaki oranlamaları bulduk. Sonra diyor ki ben bunu diyor bu EC doğrusu boyunca katladığımda şu şekilde bir şey oluşuyor diyor. A artı B 12 olduğuna göre arkadaş burası A noktasıydı. Bak burası A burası da B noktasıydı. A'ya bak bakayım. A dediğimiz nedir? 2K. B'ye bak bakayım. B dediğimiz nedir? Hop şurası değil mi? Evet. 4K. A artı B'yi kaç vermiş bize soruda? 12 vermiş. 12 ise topladığım zaman 6K eşittir. 12'den K'yı buradan 2 bulurum. O zaman 2 ise burası 4 çıkar. Ve burası da 4 çıktı. Burası da 2 çıktı. Tamam her şey çıktı meydana. Yani şurası 2 burası 4 oldu? Evet. Şimdi ben bunu bu doğru boyunca katladığımda ne diyor? DD üst D, uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş sen bu katlamayı yaptığın zaman aslında bu doğruyu göre simetriğini almış oluyorsun. Yani şurası ne oluyor yine? Dik oluyor ve şunlar birbirine eşit oluyor. Yani senden şuradaki h yüksekliği isteniyor. Arkadaşlar bir dik üçgende h yüksekliği nasıl bulunur? Burası 2 burası 4. Burası da Pisagor bağıntısına 2 4, 5 yapıyor. Şu haşı bulacağım. E, buradaki bizden 2 h isteniyor. h nasıl bulunur? Üçgende alandan. Çünkü bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüs ait yükseklik eksikse üçgende alanı uygula. Alan 2 kök 5 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 2 çarpı 4 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. Şuradaki 2'ler de gitti. H'ı buradan 4 bölü kök 5 buluruz. Yani kök 5 eşitliğiyle çarparsam 4 kök 5 bölü 5 buluruz. E bizden ne isteniyor? 2, 2 h isteniyor. O zaman 2 h da eşit olacaktır? 2 çarpı 4 kök 5 bölü 5'den 8 kök 5 bölü 5 diye buluruz. Cevabı yani cevap balık eseri çıktı. Kaçıncı soruda? İkinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde 4x-3y eşittir 6 doğrusuna dik ve bu noktadan geçen diye doğrusu veriliyor. Arkadaşlar diye doğrusunun denklemini yazacağız galiba. Şimdi bu doğruya dik olacak. Arkadaşlar şu doğruya dik olacak. Bu doğrunun adı 4x-3y eşittir 6 doğrusu. Bu doğruya dik olacak ve bu noktadan geçecek. 4'e 3 noktasından geçen işte bu denklemden bahsediyor. Arkadaşlar bu denklemi yazmak istiyorsak kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Bu doğrunun denklemini yazacağım ya noktası var. Eğimi yok ama iki doğru dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? Hocam eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 4 bölü 3'tür. Eğimler çarpma eksi 1 ne zaman oluyordu? Ters çevirip eksi ile çarpmış. Ya da eğimler çarpma eksi 1 olacak. Yani 3 bölü 4. Yani eksi 3 bölü 4 olmak zorunda bunun eğimi. Peki eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Yazalım bakalım burada. Eksi 3 bölü 4 çarpı. Çünkü neydi? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y 0'dı. Hocam 3 eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x 4 eşittir y eksi 3 yaptı. Eksi 3 ile buraya dağıtıyorum. Eksi 3 x artı 12 eşittir 4 y eksi 12 yaptı. Hepsini öbür tarafa atayım. 0 eşittir 3 x artı 4 y hatta bu eksi 12 de buraya atayım 24 yapsın. Fark etmez. 3 x artı 4 y eksi 24 eşit 0 da yazabilirdik. Şimdi bize diyor ki bu doğrunun grafiğini çiz. Çünkü bu doğru ile eksenler arasında kalan bölge isteniyor. X yerine 0 yazdığımızda ne yapıyor o zaman? 24 eşittir 4y ya. Y'yi buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Y yerine 0 yazsak. Y yerine 0 yazdığımızda da 24 eşittir 3x yapıyor. O zaman x de kaç buluruz? 8 buluruz. Hemen çiziyoruz. x 8 y de kaç olacak? 6. Şurası 8 burası da 6 olacak. Yani bu uzunluk 6 bu uzunluk 8. Ve eksenler arasında kalan bölge. 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? 48 bölü 2'den cevaba 24 diye ulaşırız. Yani 3. soru Edremit yapar. Geldik 4. soruya. Bir geometri dersinde melek öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmasını istiyor. Etnik koordinat sisteminde A ve B noktalarını işaretlemiş, sonra A noktası x ekseni boyunca 6 birim ötelemiş, B de x ekseni boyunca 2 birim ötelemiş. Sonra ABC'de dörtgenini oluşturmuş. O zaman burada arkadaşlar klasik bir yolla yani soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmeyle sanki biraz sıkıntı çekeceğim. O yüzden ben burada sanırım şey yapacağım analitik düzlemi çizeceğim arkadaşlar. Analitik düzlemi çizeyim. Evet analitik düzlemi çizdikten sonra şöyle çizelim istersen. A noktası eksi 2'ye 3 nerede? Hocam burada. A noktası burada. Eksi 2'ye 3. Şöyle A noktasını da göstereyim istersen. Eksi 2 ve 3 burası. Sonra B noktası 1'e 5. Hocam B noktası 1'e 5. Şöyle geldim. 1 ve 5 burası. Tamam. Hatta şöyle geleyim dur. Şöyle geldim. Burası 5. Burası da 1. Yani 1'e 5 noktası burası. Burası B noktası. Burası A noktasıydı. Sonra A noktasının x eksini boyunca pozitif yönde 6 birim sağa ötele. Sen A noktasını 6 birim sağa ötelersen. Hocam burası eksi 2 idi. Burası 4 mi yapacak o zaman? Evet 4 yapacak. E burada ötelediğimde hangi noktayı elde edecekmişim? D noktasını elde edecekmişim. Sonra B noktasında x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim ötele. 2 birim ötelediğimde birden 2 birim ötede ne var? 3 var? Hop şöyle geldiğim zaman burası da 3 olacak arkadaşlar. Yani tamam her şey çıktı meydana. Burası 3'e 5 noktası çıktı C noktası. D noktası da 4'e 3 noktası çıktı. Bizden ABCD dörtgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Hemen çizelim. ABCD dörtgenin alanı işte şu dörtgenin alanından bahsediliyor. Hocam şu sağa ötelediğim için, bunu da sağa ötelediğim için bunlar paralel değil mi? x eksenine paralel olduğu için evet. Taban belli mi? Belli. Hocam yamuk çıktı burada. Şimdi eksi 2 ile 4 arası kaç birim? 6 birim. da 6 birim sağa ötelemiştik zaten. Şurası da belli ve Belli. 2 birim sağa ötelemiştik zaten. Bir 3'e gelmişti. Ya da apsisler arasındaki farktan dolayı bulabiliriz. Yükseklik belli mi? Belli. Şuranın ordinatı 3, buranın ordinatı 5. Yani yükseklikte 2 birim mi? Evet. Alt taban artı üst taban. 6 artı 2 çarp yükseklik böl 2 bana sonucu verecektir. Yani sonuç ne çıkıyor buradan? C ha çıkıyor dördüncü soruda. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir üçgenin kenar analitik düzlem çizeceğim büyük ihtimalle. Hadi analitik düzlemi çizelim bakalım şöyle. Evet bir de aşağı kayıyor analitik düzlemi şöyle çizeyim istersen. Bir köşesi nerede olacakmış arkadaşlar? Orijinde olacakmış bir üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası sıfıra eksi 4 ile şurası sıfıra eksi 4. Hemen 4 birim olduğunu söyleyelim buraya. Ondan sonra yükseklerin kesim noktası da şurası. Bir birim de burası. Eksi 5 sıfıra eksi 5 noktası. Evet bak dikkat et burası sıfıra 4 noktası. Sıfıra eksi 4 noktası. Şöyle yazayım yine de ayıp olmasın. Burası da sıfıra eksi 5 noktası diye şöyle yazayım. Peki arkadaşlar burada ne olacak? Bak bir üçgenin bir köşesi burada. Sonra burası ne demiş? Kenortayların kesim noktası. Ve öbürü de ne demiş? Yükseklerin kesim noktası. Dikkat ederseniz köşeyle kenar ortaylarının kesim noktası ve yükseklerin kesim noktası bir noktada. Ben şurada göstereyim sana. Bir üçgende ben ağırlık merkezini çizecek olursam ağırlık merkezi A köşesinden çizilen ağırlık merkezini çizecek olursam aynı zamanda yükseklerin kesim noktası da burası ise eğer ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır ve yükseklerin diklik merkezinden geçen de ne olacaktır? Yükseklik olacaktır. Aa hocam ne oldu? Hem yükseklik hem de kenar ortay oldu. Bu bir ikiz kenar üçgen olmak zorunda. E, bir köşesinde de buradaysa. Yani bir köşesi orijinde ya. O zaman burada arkadaşlar. Ne olmak zorunda? Bu doğruya dik olan bir kenar olmak zorunda. Şuradaki kenar. A köşesinin karşısındaki kenar. E o zaman bizim A köşesinin karşısındaki kenar. Aynen şöyle olacak arkadaşlar. Ve iki eş parçaya bölecek. Bir köşesinde burası ya. Yani bizim üçgenimiz şöyle bir şey yaptı. Nasıl bu üçgen bu? Hocam ikiz kenar üçgen. Çünkü hem kenar ortay hem yükseklik olduğundan dolayı. Bir yere burayı yazdık. Ağırlık merkezi demişti burada. Şimdi ağırlık merkezi 4. Ağırlık merkezinde de burası 4 ise 1'e 2 oran olduğundan burası 2 olmak zorunda değil mi? Evet burası 2 olacağından dolayı buraya da ne kaldı o zaman? 1 bir birim kaldı. Çok güzel. Şimdi biz burada hala daha soruyu şey yapamadık. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Arkadaş ben burada neyi kullanmak zorundayım? E, kenar ortayı mı kullanacağım? Kenar ortayı kullansam buradan çizsem sadece kenar ortay oluyor. Buradan çizsem sadece kenar ortay oluyor. Özel bir durum gelmiyor. E, buradaki yükseklerin kesim noktasını kullanayım. Buradan dik çizebilirim. Hatta 3. köşeden de çizebilirim. Şimdilik şunu çizeyim bakayım yeterli olacak mı? Buradan çizilen ne olacak? Diklik merkezi ya burası. Diklik merkezinden geçen dik olmak zorunda. E, hocam burası dik olacak. E, sonra bakıyoruz ki şunlar da birbirine eşitti zaten. Tamam eşitleri de koyduk. E, başka ne yapacağız? Hocam 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya. ya. Dalayım alfa ya ben de o zaman. Alfa beta ters açıdan beta beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Hocam kenarları belli olan üçgenler. Üçgenin alanını bulmak için benim neyi bulmam lazım? A'yı bulmam lazım. O zaman A'ya ait şurada bir üçgen var. Başka A'ya ait bir de alfa betalı üçgen bu diyemeyiz. Bir de A'ya ait şu üçgeni seçebiliriz. Bakın kenarları da A'ya 6 oldu. Hocam benzerlik. Alfanın karşısı 1'in al alfanın karşısı A'ya oranı. 1 bölü a eşittir beta'nın karşısı a'nın beta'nın karşısında, beta karşısında hop tamamına 6 oranı Buradan a kare eşittir. alttan a'yı buradan kök 6 buluruz a kök 6 ise eğer Burası kök 6 Burası kök 6 şu uzunlukla yaptı 2 kök 6 yaptı Bak sen şu ise bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor Burası 2 kök 6ya E taban belli yükseklik belli e alan belli o zaman 2 kök 6 çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 2'den Cevaba ne diye ulaşırız? 6 kök 6 kök 6 diye ulaşırız. Yani cevap böylelikle Edremit çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM sordu mu? Sordu. Bak ne yaptı? Kazanımlara bakalım mı seninle birlikte? 1. Bir, analitik geometri. 2. Ağırlık merkezi. 3. Diklik merkezi. Yükseklerin kesim noktası. 4. Benzerlik. Ve 5. Alan. Arkadaşlar bir soru içerisinde 5 tane birden kazanım sormuş. Sen burada üçgenin bilgisini bilmezsen bu soruyu yapabilir misin? Yapamazsın. İşte o yüzden üçgenlerin ne kadar önemli olduğunu bu soruda da görüyorsun. Yani illa üçgen de sormak zorunda değil. Yani analitik geometrinin içerisinde dörtgen de sorabilir. Hani dikdörtgen dörtgen sorar, paralel kenar sorar, eşkenar dörtgen sorabilir. Tabii onları da yapmak için yine üçgen bilgisini şart olduğunu hep size bu zamana kadar söyledik. Beşinci soru güzel bir soruydu. Ve o senenin en zor sorularından biriydi. 5. soru e-dramit oldu. Geldik 6 soruya. Aa bu da çok güzel bir soru hatırladığım kadarıyla. Bakalım çözmeye çalışalım. Dik koordinat düzleminde x artı 2 artı 4 eşit 0 doğrusu üzerinde seçilen k ve l noktaları arasında uzaklık 5 birimmiş. k L doğru parçasının orta noktası eksi 2'ye 1 olduğuna göre k-l noktaları analitik düzlemin hangi bölgesindedir? İşte bölge soruluyor ya arkadaşlar. Basit bir şekilde şekli çizmeyle yapamam. O yüzden ne yapacağız? Analitik düzlemi çizeceğiz analitik düzlemi yani dik koordinat düzlemini çizeceğiz. Dik koordinat düzleminde ben şunu yorumlayacağım. Hocam burada x yerine 0 yazsam 2y eşittir 4'ten y'yi eksi 2 bulurum. y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığımda da burada x art 4 eşit 0 ya x de eksi 4 mi geldi? Evet x eksi 4 y ise eksi 2 yani bizim grafiğimiz şöyle bir şey mi olacak arkadaşlar? Evet x'i eksi 4'te kesiyor y'yi de 2'de kesiyor eksi 2'de kesiyor. Hocam burası 2 birim burası 4 birim şuradaki uzunluk kaç birim yaptı? 2 4 2 kök 5 yaptı. Şimdi bana diyor ki soruyu bir daha okuyalım. KL doğru parçasının orta noktası eksi 2'ye 1 olduğuna göre. Şimdi üzerinde KL arasındaki uzaklık. Evet şimdi bu doğru üzerinde bir KL alacağım. KL'nin orta noktası da neymiş arkadaşlar? KL'nin orta noktası da eksi 2'ye 1. Eksi 2'ye 1 nerede? Hocam eksi 2 burası. Bak dikkat et. Eksi 2 burası. Eksi 1 burası. Bak şunları silerim. Aa hocam şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Ee, o zaman burada tam eksi 2'ye 1 şunun üzerinde oluyor ya buradaki nokta değil mi? Üzerinde olup olmadığında şey yapabilirsiniz aslında şöyle yerine de koyup şey yapabilirsiniz. X yerine eksi 2 koy, Y yerine de eksi 1 koy. Artı eksi 2 artı 4 eşit 0 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bu nokta üzerinde zaten Kale bu doğru üstünde bir şey seçeceğiz ya bak bu doğru üzerinde KL seçeceğiz. E nokta da zaten bunun üstünde olmak zorunda. Bunun üstünde seçeceğiz. Eksi 2'ye 1 de tam burası. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2'ye eksi 1 de hocam şurada tam orta nokta yaptı. E bunun tamamı 2 kök 5'ti. Burası kök 5. Burası da kök 5 mi yapacak? Evet. Şimdi ben öyle bir kaleyi seçeceğim ki. Mesela şöyle kaleyi seçtim. Tam orta noktası burası olacak. Ama bana kalenin uzunluğunda kaç birim vermiş? 5 birim vermiş. O zaman ben burada seçebilir miyim? Kalenin uzunluğu 5 birim ve orta noktası da burasıysa. Ben buradan bak şöyle düşün. KL burada olacak. Burası 2.5 burası da 2.5 cm mi olacak? Evet. Yani sen bu orta noktadan 2.5 gideceksin. Hocam kök 5 2.5'tan küçük mü büyük mü? Onu yorumlayacağız. Kök 5 2.5'tan küçük. Al karesini. Karesini al anlarsın. Karesini al kaç yapıyor? Hocam bunun karesi 25 yapıyor. Değil mi? Pardon. 5 yapıyor. Bunun karesi kaç yapıyor? 6,25 yapıyor. Gerçekten de 5 küçüktür 6,25 olduğundan dolayı hocam o zaman ne olacak? Ben buradan 2,5 santimetre gitsem şuradan 2,5 santimetre gitsem burada bir noktayı elde ederim. K noktasını buradan da 2,5 santimetre gitsem kök 5'ten küçük ya 2,5 santimetre. Burada da L noktasını elde ederim. İşte K noktası burada ve L noktası burada olursa KL'nin orta noktası burada olmuş oluyor. Bak gerçekten çok güzel bir soru. L'nin orta noktası iki, eksi 2'ye 1 verilmiş. Yani sen bu eksi 2'ye 1'den 2.5 sola 2.5 sağa gittiğin zaman doğru üzerinde K ve L noktalarını bulursun. E hocam burası da kök 5 ya. Kök 5'ten büyük olduğu için buraya kök 5'ten büyük olduğu için buraya denk düştü. Yani bizim L nerede? Kaçıncı bölgede? Bu bölgede. K nerede? Bu bölgede. Yani ne oldu arkadaşlar? Birisi dördüncü bölgede birisi de ikinci bölgede mi oldu? Evet Birisi ikinci bölgede birisi de dördüncü bölgede oldu. Cevap Cihan oldu. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Bu sorunun çözümünü mutlaka mutlaka anlayın. Buna benzer bir soruyla yine karşılaşabilirsiniz. Bak ÖSYM ne kadar tatlı sorular sormuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Konu anlatımındaki şeylerle çok tamam anlatıyoruz. Temel bilgileri veriyoruz ama. Hani konu anlatımının çok üst düzey sorularla karşılaşabiliyoruz. O yüzden ÖSYM sorularını çözmek ne kadar önemli görüyorsunuz. Bunu da hep söylüyoruz zaten değil mi? Evet 6. soru Ceyhan oldu. Gerçekten mükemmel bir soru. Yıldızı hak eden bir soru. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde eğimleri toplamı 8 bölü 3 olan ve K3'e 5 noktasında dik keseceğim. Bak eğimleri toplamını vermiş ve dik kesmeden bahsetmiş. O zaman şurada bir işlemi yapalım bakalım. Şurada diyelim ki eğimler toplamı M1 artı m 2 8 bölü 3 vermiş ve M1 çarpı M2'yi de kaç vermiş? Eksi 1 vermiş dik kestikleri için. E buradan eğimleri ben bulabilirim aslında. Hadi bakalım. Ya burada M2 yerine eksi 1 bölü M1 yazıp birinci denklemde yerine yaz ya da burada M2 neye eşit? 8 bölü 3 eksi M1 değil mi? Ya da bunu gel burada M2 yerine yaz burada. E yazalım bakalım burada. M1 çarpı 8 bölü 3 eksi M1 eşittir eksi 1'den. Çarpıyorum bunu. 8 M1 bölü 3 eksi M1'in karesi eşittir eksi 1'den. 8 M1 bölü 3 ne eşit oldu? n1'in karesi artı değil eksi 1'e eşit oldu. 3 e, ile karşı tarafı çarpalım. O zaman ne oluyor? 3 n1'in karesi eksi 3 eşittir 8 n1 mi yaptı? Evet. Atalım bunu buraya. 3 n1'in karesi eksi 8 n1 eksi 3 eşit 0 oldu. Çarpanları ayırıyoruz. 3 n1'e n1 yaptılar. Yapacak. Burası da 1'e 3 dersek çapraz çarpımların toplamlarından eksi 8'i elde edeceğim. Şuraya eksi buraya arttırırsam eksi 9 n1 artı n1 eksi 8 n1 yapıyor. Dolayısıyla buradan ne geliyor? 3 m1 artı 1 ile m1 eksi 3'ün çarpımı eşittir 0 geldi. Bu sıfıra eşitse m1 eksi 1 bölü 3 yapar. Bu 0'a eşitse m1 kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. Hocam m1 yerine eksi 1 bölü 3 koysak burada m2 ne geliyor? 3 geliyor. Ya da m1 yerine kaç yazarsak? 3 yazarsak o zaman m2'de kaç gelecek? Eksi 1 bölü 3 geliyor. Fark etmiyor. İster m1 bunu seçin sonra m2 bu oluyor. İster m1 3 çekin m2'de Eksi 1 bölü 3 oluyor. Sonuçta biri bir eksi 1 bölü 3 iken biri 3. Ya da biri 3 iken diğeri eksi 1 bölü 3 oluyor. Hadi biz şunu seçelim böyle. Sonra diyor ki bize bu, bunlar nerede kesiyordu? K 3'e 5 noktasında kesiyordu. Bu iki doğrunun y eksenini kestiği noktalar L ve M noktaları olduğuna göre. Şimdi y eksenini kestiği noktalardan bahsediyoruz burada. O zaman analitik düzlem çizeceğiz. Analitik düzlem çizip yorumlayalım. İki tane dik kesen doğru nerede kesiyor? Hocam 3'e 5 noktasında kesiyor. Hani burada 3'e 5 noktasını şöyle gösterelim. 3'e 5 noktası K noktası. Burada birinin eğimi 3, diğerinin eğimi eksi 1 bölü 3. Biri sağa yatık olacak. Hocam şu şekilde sağa yatık olacak şöyle. Öbürü de sola yatık olacak. Şu şekilde sola yatık olacak. O da eksi 1 bölü 3 olacak eğimi. E tamam ya hocam bu şöyle geçmez mi? Geçebilir, böyle de geçebilir, böyle de geçebilir. Hadi sayı değerlerine bakıp da biraz yorumlamak lazım. Bunlar da nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Buradaki dik'i de yerleştirdik. Burada y ekseni kestiği noktalardan bahsetmiş. Y ekseni kestiği noktalar k ve l'ymiş. İşte bu k ve l iken k, l, m üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Burası l ve m'ymiş. Pardon l ve m'ymiş. k, l, m üçgenin alanı neresi yapıyor? İşte buradaki alan yapıyor arkadaşlar. E şimdi ben dörde 5'i kullanacağım. 1. Bunun eğiminin kaç olmasını kullanacağım? Bir de bunun eğiminin 3 olmasını kullanacağım. Hadi bakalım kullanalım şimdi. Bunun eğiminin 3 olması demek hocam tanjant alfa 3 demek değil mi? O zaman burası da alfa değil midir? Evet. E alfa 90, şuraya beta dersem beta 90'sa burası da alfa mı oldu? Aynen öyle. 3'e 5'i kullanayım. Hocam şöyle geldik. 3 böyle geldik. 5 geldi. Tamam, süper. Şurasındaki uzunluk 3 birim ya. Yani burası 3 birim yaptı. Ordinatta 5 ya. Burası 5. Yani şuraya kadar kısımda 5 yaptı. Şimdi ben neyi biliyorum? Tanjat alfa'nın 3 olduğunu biliyorum. Tanjat alfa'nın 3 olduğunu unutma. Buradaki eğimden tanjant alfa'dan yazdık ya. Alfa betaları yerleştirince şöyle güzel bir şey de geldi. Tanjant alfa eşittir 3 ya. E şurada a diyecek olursam tanjant alfa 3 ise 3 bölü a eşittir 3. Yani a'yı buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Evet burası 1 çıktı. Hocam sonra yine tanjant alfadan yapabiliriz ama burada bak dikkat et dikten dik çizilmiş öklit var. Yani ne diyeceğiz? Şuraya n diyeyim. 3'ün karesi eşittir 1 çarpı n'den n'i de 9 olarak buluruz. n de 9 olur. O zaman 5 burasıysa burası 4 yaptı. Şimdi bizden KLM üçgenin alanı isteniyor. Bak gençler tabanı kaç? Sarı üçgende 9 bir daha 10. Tabanımız 10. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz 3. Alan kısmı en basit kısmı 10 çarpı 3 bölü 2'den. Cevap kaç çıkacaktır? 15 çıkacaktır. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Zamanında ÖSYM benzerini sormuş. Lütfen dikkat edin. Özel durumlar olduğu için M1 ve M2 bulduk. Daha sonra en son analitik düzlemi de şekil üzerinde çizip gösterdik arkadaşlar. Evet hoş bir soru. Gerçi ÖSYM'nin sorduğu analitik düzlem çizdirmeli soruların gerçekten hepsi çok hoş görüyorsunuz. 7. soru akça oldu geldik 8. soruya. Dik koordinat düzleminde 2'ye 5 noktasının eksi 1'e bir noktasından geçen bir doğruya göre simetriği. Arkadaş basit bir şekilde soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. 2'ye 5 noktasının şöyle bir doğruya o doğru da nereden geçiyor? Eksi 1'e bir noktasından geçiyormuş. Noktasından geçen doğruya göre simetriği olan nokta işte tam şurası dik olacak ve birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Burası da eksi 1'e B noktasıymış. Tamam. B sayısının alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E şekli çizdik tamam. Şekli çizdiğimiz zaman ne gelecek? Hocam eğimler çarpma eksi 1 gelecek. Bunun eğimini bilmiyoruz ki. E burada ben şunu da bulabilirim aslında. Şöyle bunun eğimi belli mi? Şöyle bir bakalım. Bunun eğimi belli değil. Şunun eğimi belli mi? Belli değil. E ben buradan bir tek şunu söyleyebilirim. Hocam şuradaki noktayı bulabilirim. Bir işime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama Topladığım zaman hocam 1 bölü 2'ye 5 artı B bölü 2. Vallahi bir işime yaramıyor. E başka ne yapabiliriz? Şunun eğimini şey yapalım. Eğimlerden gideceğiz. Evet mecbur eğimlerden gideceğiz. Bunun eğimi 2 noktası bilinen doğrunun eğimi. Yani B eksi 5 y'ler farkı. B eksi 5 bölü x'ler farkı. Eksi 1 eksi 2. Bak buradan başladım ya. B eksi 5 bölü eksi 1 eksi 2. Tamam. İşte bu doğrunun eğimiyle bak bu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimi kaç yaptı? B eksi 5 bölü eksi 3 yaptı. Öbür doğrunun eğimi o da y'ler farkı. 5 artı b bölü 2 eksi 1. Şundan şunu çıkartıyorum. Bölü x'ler farkı. 1 bölü 2 eksi eksi 1 yani artı 1 yaptı. O zaman bu da kaç yaptı arkadaşım? Şöyle yapacak olursak. Burası eksi 2 b artı 3 bölü 2 yaptı. Bölü aşağısında 3 bölü 2 yaptı. Şu bölükler gitti. O zaman B artı 3 bölü 3 mi yaptı? Evet. Şimdi burada iki tane eğim bulduk. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Bunlar dik kesecek. Yani eğimler çarpımı eksi 1 olacak arkadaşlar. Bu ikisini çarpacağız. Eksi 1 eşitleyeceğiz. Hadi bakalım öyle yapalım. B eksi 5 bölü eksi 3 ile B artı 3 bölü 3'ü çarpacaksın. Eksi 1 eşit olacak. E hocam buradan ne geliyor? Bununla bunun çarpımı. Yani çarpalım bakalım. B eksi 5 çarpı B artı 3 yazayım şöyle. Eşittir. Burası çarpımı eksi 9 yaptı ya. Eksi 9 da öbür taraf çarpımı artı 9 yaptı. Bu buna eşitmiş. Buradan dağıtalım şöyle. Buradan B kare geldi. Sonra artı 3 B eksi, B, eksi 5 B eksi 2 B geldi. Sonra da eksi 15 geldi. Eşittir 9 olduğundan B kare eksi 2 B eksi Eksi 15 eksi 9 kaç yapıyor? Eksi 24 yapıyor. Çarpanlar ayrılır mı? Ayrılır. Ama bizden B'nin alacağı değerler toplamı isteniyor. Burada direkt kökler toplamından yapabiliriz arkadaşlar. O da neydi? Eksi B bölü A'ydı. Yani eksi, 2 bölü bunun katsayısı da 1'den dolayı direkt cevabı 2 olarak buluruz. Yani cevap cehan çıkar. Direkt matematiği kullandım burada. B'nin alacağı değerler toplamı isteniyor bizden. O da eksi B bölü A'ydı. Hani katsayılar A ve B olacak düşün, olarak düşünecek olursak. Yoksa Hocam burada 6 kere 4 deyip de işte eksi 6'ya art 4 deyip de kökleri de o şekilde bulup sonra kökler toplamından da gidebilirdiniz. Ama ne gerek var kardeşim kökler toplamı isteniyor bizden. O da eksi 1 bölü a. Yani 2 çıktı. Yani 8. soru c an çıktı geldik 9. soruya. Şimdi dik koordinat düzleminde y eşittir kx doğrusu bu ile iki farklı noktada kesilmektedir. Buna göre k sayısını alabileceği tüm değerleri gösteren alık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir ile bir doğru nerede iki farklı noktada kesiyormuş. Ya aslında bu bir matematik sorusu. ÖSYM sormuş mu sormuş. Çember analitiğinde sormuş. Burada yorumlayacağız. Hocam bir doğruyla bir çember iki noktada kesiyorsa daha doğrusu biz bunu parabolde biliyoruz. Bir parabolle bir doğru iki do noktada kesmişse ne diyoruz? Deltasına bakıyoruz. Deltası büyük sıfırdır. Tek bir noktada kesseydi ne olacaktı? Delta eşit sıfır. Hiçbir noktada kesişmeseydi ne diyecektik? Delta küçüktür sıfır diyecektik. E çemberde de aynı yorum yapılabilir. Bu ne demek? Delta büyüktür sıfır diyeceğiz. Ama ikisinin kesim noktası ortak çözümünde yaptığımız işlemde delta büyük sıfır olacak. Yani gel sen burada y yerine kx yaz. y yerine kx yazdığın zaman hocam burası x kare eksi 20x artı k kare x kare yapar artı 64 yapar eşit sıfır. Buradan x kare parantezini aldığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? x kare parantezini aldığımız zaman 1 artı k kare oluyor değil mi? 1 artı k kare x kare yapıyor o zaman burası. Sonra eksi 20 x yaptı artı 64 yaptı. Şimdi buradaki delta'yı inceleyeceğim. Delta dediğim nedir? B kare eksi 4 ac. Yani eksi 20'nin karesi 400. B kare eksi 4 ac. 4 çarpı a dediğim bu. 1 artı k kare. C dediğimde sabit sayımız artı 64. 64. İşte bunun ne olması lazım? Büyüktür. 0 olması lazım. Şunu çarpayım, Öbür tarafa götüreyim. 400 büyüktür. Eksi artı diye geçecek. 4. 1 artı k kare. Ve 64 mi olacak? Evet. Şimdi bölsen sadeleştirme yapsan. Sonuçta pozitif sayılar. Paz sadeleştirme yapılabilir. Burası 100 yaptı. Sonra 4'e bölsen 25. 4'e bölsen 16 yaptı. E o zaman buradan ne geldi? 25 bölü 16 mı geldi arkadaşlar? Bunu buraya attığımız zaman. Evet. Büyüktür 1 artı k kare geldi. Bunu da attık buraya. O zaman ne geliyor arkadaşlar? 25 bölü 16'dan 1 çıkınca 9 bölü 16 mı geliyor? Büyüktür k kare. Yani bu... K kare küçüktür. 9 bölü 16 geldi. E o zaman bu ne demek arkadaşlar? Kare kökünü alınca hocam K küçüktür. 3 bölü 4 değil midir? Hatta eksi 3 bölü 4'ten de büyük değil midir? Çünkü eksi 3 bölü 4'ün karesi de ee, 9 bölü 16 yapıyor ya. Yani k kare küçüktür. 9 bölü 16 geldiği zaman ne diyoruz? Bir artılısı bir eksilisi yazıyoruz. Yani k'nın aralığı ne oldu? Eksi 3 bölü 4 ile 3 bölü 4 arasında oldu. Yani cevap ne yaptı o zaman arkadaşlar? Balık kesir yaptı. Tamamiyle bir matematik sorusu. Çember analitinde sormuş. Böyle sorularla da tabii ki karşılaşabiliriz. Evet gençler. Burada test peşi de bitirdik mi? Bitirdik o zaman. Bir sonraki videoda o 27. haftada görüşeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar gerçekten analitik geometride ÖSYM'nin sorduğu soruları gördünüz mü? Yani tamam konuyu anlattık. Konuyu anladınız. Ama bir de soru bankası çözüp ardından bu testleri çözerseniz eğer analitik geometride hiçbir eksiğiniz kalmaz. Özellikle 3. testi yanlış hatırlamıyorsam. 3. test bomba bir testti. Ama her testte gerçekten çok güzel sorular vardı. Yani bu analitik geometride o yüzden tamamıyla böyle ÖSYM'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ben de ÖSYM benzeri soruları yazmışım. Özellikle bu sorular seni acayip bir şekilde geliştirecek. O yüzden bu sorularda anlamadığın yerler varsa böyle yuvarlak içine al. Sonra birkaç hafta sonra geri dönüp yeniden bak. Bu tavsiyemi de unutma. Evet gençler böylelikle 26. haftayı bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda 27. haftada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.